Okay. Coming from the top of my, knowing when I'm dropping my own type of style, and ain't nobody stopping my rise to the very top. Hit them up with all I got. Superstar, no, I'm not. Green weed, black Glock, everybody. Baba bugün moralim böyle anlık bir şekilde böyle yerine geldi. Tamam, anlamıyoruz bizim kafa gel git biliyor musun? Moral düzelmişken dedik bu konuyu da böyle aradan çıkarıverek baba, tamam mı? Şimdi önce biraz tiyatro yapalım. Tiyatro derken sahneleri gerçekleştirelim. Bazı sahneleri. Geçenlerde bir tanesi yazmış. Reis hamamcı sokakta karşına çıkarsa ne yaparsın, tamam mı? Onun canlandırmasını yapayım. Namusuma, dinime, tamam mı? Yani yemin billahi ediyorum yapacağım şu. Şimdi bir yerde diyelim ki oturuyorum ben mesela, veyahut da bir yerde durmuşum mesela, sandalyede oturuyorum falan filan. Derken oradan hamamcı geçti, böyle yapacağım ha. Piyasanın durumu nedir kardeş? Bu dönecek diyecek. Bana mı söyledin diyeceğim. Sana söyledim. Ne olmuş? Senden başka hamamcı mı var amına koyayım? Ondan sonra böyle böyle falan filan. Tam bu esnada diyeceğim ki yanlış anlama ha, ben sana kadar düşmedim amına koyayım. Bir asker kardeşimiz var da arabada işte asansör düğmesi misali içine girmiş. Kumir anlayayım mı diye. Anlatabiliyor muyum diyeceğim, tamam mı? Hani diyeceğim bisiklet kiralık da binsini getireceğiz, tamam mı? Ben de onun şu şeklini söyleyeceğim. Diyeceğim hani müsaitsen baba, tamam mı, bir köpekli rezervasyon falan yaptıracağız. İcabında çocuk 50 dolar 100 dolar atar yani ha. Anlatabilir miyim? Dolar sıkıntımız yok yani ha. Çocuk atar o doları, sonra gidersin etmet karnı doyurursun mangal filan işte. Anlayın ne? İbine seni. Kahpe seni. Lan size ajan namına koyayım. Size her gün ızdırap full ızdırap. Nerede ne kadar o çocuğu varsa abi dünyada gram acımak yok. Full brazzers, full anal amına koyayım. Full kusturma amına koyayım. Şaplak ya şaplak ya. Böyle sağlı sollu böyle. Kafasına kafasına. Şimdi konuya geçecek baba. Bizde yalan yok baba. Neyse, ben de her zaman doğrusunu ben söylerim zaten. Kimi sikmişsem, kime sokmuşsam, kimden çekmişsem, çıkarmışsam falan filan, bizde gizli saklı yok baba. Biz doğru adamız, anlatabiliyor muyum? Benim neyim varsa benim sizlerle paylaşıyorum. Bizde gizli saklı yok. Okey. O yüzden de sağda solda benimle ilgili anasını sikiştirmeye yönelik böyle çamur atarak falan filan yapanlara siklemeyin abicim. Çünkü bir insanın bir şeyini öğrenmek istiyorsan, delikanlıysa o adam zaten anlatır. Anlatıyorsa ondan dinleyeceksin baba. Gerisini siklemeyeceksin. Okey. Şimdi sene kaç? Sene kaç baba? Sene kaç baba? Sene kaç baba? Baba bir düşünek baba. Hafıza yok. Çalıştıralım biraz ileri. Sene yine 2010 ile 2013 arası. Zaten benim kayış, tamam mı? Benim kayış 2009'a kadar sabrettim. Salon olsun olmasın falan filan, hayaller falan filan. 2009'da hayaller olmayınca abi yıkılamayınca psikoloji bozuldu. O an ne yaptığımı bilmiyordum yani. Resmen yıllarca böyle biriktirdiğim ne varsa abi tam böyle aldım elime baba, önüme gelmeye saldırdı. Tamam mı? Resmen elimize almış geziyoruz o dönemler, tamam mı? Lan neyse baba, tamam mı? Ona rağmen, tamam, ona rağmen tabii öyle her gelene yani böyle her önümüze gelene de atlamıyorum. Baba o kadar da değil yani, anladın mı? Hani şekilli mekilli karizma adamız, yine o zamanlarda bakımlıydı filan. Manita ayakları takıldığım zamanlar filan, tamam mı? Neyse o dönemler yine bir tane pasif bana yavşıyordu, biliyor musun? Lan baba yavşıyor yavşıyor yavşıyor, tamam mı? Lan en son bunu kovdum, dedim bir gün şeytana meytana uyarız, boş halimize denk gelir falan filan, ne yaptığımızı bilmeyiz, arada gider. Yok dedim baba, buna yol verdim. Dedim ki oğlum manita ayarlarsan gelirim, manitanın dışında gelmem, tamam mı? Tamam bak, onun dışında dedim sakın beni rahatsız etme, engellerim seni. Neyse baba, tamam mı? Bu bir gün beni aradı, dedi ki de işte pazar günü dedi işte partimiz var dedi, manyak kızlar geliyor falan dedi, tamam mı? Hatunlar deyince tamam dedim, okey dedim. Harbiden geliyorum lan dedim. Yemin et lan. Neyse bizim bir tane de arkadaş var, tamam, ben bunu hacı diyorum, tamam mı? Hacıyla macıyla alakası yok, ben çoğu kişiye hacı derim yani. Baba kelimesini çok kullanırım, bir de hacı kelimesini. Hacı kelimesini böyle sevdiğim falan filan tiplere kullanırım, arkadaşlarıma falan. Baba kelimesini herkese söylerim mesela ben. Kadınlara bile yeri geliyor baba diyorum. Yani o kadar şey yok. Kimse yanlış anlamasın. Neyse baba, gittim hacıyı aradım. Hacı dedim sana güzel bir şey yapacağım işte, bir güzellik yapacağım dedim. Hafta sonu dedim hacı bizim bir arkadaş var dedim işte, tamam mı? Bunların partileri martileri var, tamam mı? Bu imle bize alakadar etmiyor. Bize namı ne yapalım? Biz gidelim maksat orada manitayla var. Tamam hacı dedi, bana uyar baba dedi, tamam mı? Okey baba dedim, gidelim. Neyse baba, pazar akşamıydı, saat işte kaç tam hatırlamıyorum, gittik. Barda iki tane işte kafe gibi, ne bar mıydı, disko muydu, her neyse kafada iki tane adam var. Selamun aleyküm, aleyküm selam.
İşte partiye geldik falan filan dedi adam, bizim böyle tiplerimize falan tam amına koyayım böyle biraz yadırgadı biliyor musun? Neyse parayı verdik içeri geçtik. Kafama takıldı amına koyayım lan dedim, acı bunlar niye bize böyle değişik değişik baktılar amına koyayım, bile garipsediler. Neyse ondan sonra düşündüm düşündüm, hani partidekiler hep böyle cinconlu minconlu giymiş ya baba. Biz de böyle sade giymiştik. Hani beyaz gömlek, siyah pantolon, delikanlı mert işi falan filan işte böyle, tamam mı? Ben dedim herhalde muhtemelen bundandır amına koyayım, tamam mı? Nereden bilek amına koyayım nereye geldiğimiz. Neyse baba. İçeriye bir girdik tamam mı? Böyle baktık müzik basıyor böyle vım pıs tım pıs tım pıs. Hadi dedim kaptır kendini. Biz de dalak baba. Sallıyoruk böyle tamam mı? Bir sağa bir sola tamam mı? Ve mesela ondan sonra içeriye girdik falan filan. Baktık sahnede böyle hatunlar matunlar işte. Bir tanesini çok iyi hatırlıyorum. Böyle liseli kıyafeti giymişti. Böyle sırık gibi boyu vardı böyle güzel. Böyle at gibiydi falan böyle dolgundu. Tamam mı? Dedim ki Naci ben buna dalacağım dedim. Tamam bu benim. Başka kimseye vermem dedim. Tek benim. Ben buna saldıracağım dedim. Sen de kimi istiyorsan kafana göre dal tamam mı? Böyle tıp tıs tıp. Coşuyorum boşuna tamam mı? Neyse amına koyayım aradan birkaç dakika geçti. Neyse aradan birkaç dakika geçti amına koyayım tamam mı? Hani ışık yok. Karanlık bilin de baba böyle şak şuk şak şuk şak şuk yine kapalı bacına flash mı diyorlar ne diyorlar amına koyayım bilmiyorum, diskolar da var ya o var tamam mı, yani kimseyi tam böyle net görmüyorum bilin de baba. Ya acı aklıma geri gülmekten ölüyorum. Hacı da amına koyayım insan değildi ya, ne günlerimiz geçti hala. Bir gün de İstanbul'da hacıyla barda rehin kaldık. Barda o hikayeyi de bir gün anlatacağım. Şimdi dur bakalım burası var mı? Bundan mı anlatayım başka mı anlatayım? Dur abi bir düşünelim. Yok sığmaz. Onu başka şeyde anlatalım. Çünkü bayağı bir maceralarımız olmuştu İstanbul'da. Manita falan davalarımız. Onu da başka bir videoda anlatırım. Neyse baba ışık mışık yanıyor sönüyor falan filan, kopuyoruz böyle zıplıyoruz filan tamam mı? Lan baba sağıma soluma baktım bile ışık böyle bir an vurdu böyle aydınlık olunca baktım böyle değişik değişik tipler almanı. Herhalde dedim bana öyle gelmiştir almanı okuyayım, hani normal parti değil ya dedim, arada bunlar da kaynamıştır tamam mı? Lan sonra sağıma soluma baktım ananı sikim hepsi onlardan. Meğerse amına koyayım. İbne partisiymiş, hepsi İbneymiş amına koyayım. Hatta o sahnede bayanlar manlar koyuyor, hepsi İbneymiş amına koyayım. O geceliğine işte peruk meruk takmışlar, şekil mekil yapmışlar, kadın kılına girmişler. Ananı sikiyim lan dedim, acı nasıl bir tarikata denk geldi. Acı dedim kaçan götü kurtarak buradan. Baba direkt topukladık dışarıya giderken de kapıdakilerine dedik baba iyi akşamlar dedik, adamlar gülersik bile gülümsediler falan filan işte. Anladılar zaten tamam mı? Girişte de zaten direkt ben karambole geldiğimizi anladı. Çıkışta da zaten olayı anladılar. Direkt ben durumu ayıkıp yol aldığımızı filan. Yani başımıza öyle bir olay da geldi baba. Vay dünya vay. Yani baba demek istediğim abaza da olsak nerede duracağımızı, nerede kendimizi frenleyeceğimizi bildirik baba. Delikanlı adamın freni olacak baba. Sabri abi. Frenlemesini bileceğim baba. Durman gerektiği yeri bileceğim baba. Yoksa adam böyle yaparlar baba. Nasıl yaparlar onu da söyleyeyim size. Şimdi bizim yerimizde Allah'ın sevgili kuluyuz. Bir de frenlememiz sağlam tamam mı? Freni sağlam olursa Allah'ın izniyle problem olmaz. Ama siz kendi freninize güvenmeyin. Ben size söyleyeyim. Çok böyle freni sağlamın diye görenleri gördük. Tamam mı? Diyenleri geçinenleri gördük. Abi sonu otoban oldu. Namusuma dinime. Bak size bir tane olay anlatayım. Bir tane adam vardı. Sene yine kaçtım. Tam hatırlamıyorum işte. Benim böyle best model falan takıldığım zamanlar işte sene 2002 miydi, 2003 miydi falan filan işte biz kaset satarken o caddede dolaşıyordu işte. Adam bir geliyordu böyle fiziği süperdi işte. Onun da boyu uzundu böyle 1.90 boylarında falan. Fizik müzik süper böyle yakışıklı karizmatik biriydi tamam mı? Kendi kendime düşünüyordum. Bu adam girse diyordum kafadan ilk 5'e girer yani tamam mı? Hatta bir arada böyle muhabbete de gireyim mi dedim. Tam o sınavlarla böyle şeyim yani daha utangaçım böyle her önüne gelen kimse kimseyle konuşmuyor. Sosyal medya yok, bir şey yok. Herkes içine kapanık kendi halinde falan filan. Neyse baba. Amına koyayım geçiyor meçhür falan filan, ben adamı neredeyse yani diyeceğim işte sen best model'a girsen işte derece yaparsın, girmeyi düşünür mü veyahut da daha iyi önce girdin mi falan filan gibisinden konuya gireceğim. Lan ananı sikiyim namusuma dinime bir gün öyle bir olayla karşılaştım ki lan abi kafamdan kaynar sular döküldü ya. Yemin billah ediyorum gece saat kaçtı tam hatırlamıyorum, bir gün geç gittim eve tamam işim vardı. Abi bir baktım bunu yanında da iki tane transla birlikte adam travesti olmuş. Ananı bacını sikiyim. Yani gıcık aldığım, nefret ettiğim biri olsa diyeceğim sikimde bile değildi. Abi harbiden üzüldüm orada ya. Ondan sonra dedim ki ne vay dünya vay dünya vay. Klasik sahne vay dünya vay. Yani bu vay dünya vay ya her yere gider baba her ortama gider. Öyle bir söz harbiden de var ya vay dünya vay dedim amına koyayım. Orada kendi kendime düşündüm yakışıklılıkta bu iş bilmem best modelda bu iş. Daha o yıllarda anladım zaten anladın mı? Yani baba şöyle söyleyeyim size. O çocuk tamam mı? Emin olun temiz bir çocuktur tamam mı? Ki zaten böyle şeytan bir tip olsa ben anlarım yani. Böyle Mert Efendi bir tipe benziyordu tamam mı? Nasıl düşmüştür ortama? Şunu da söyleyeyim size tamam mı?
Bunda bak buradan bilgisini veriyorum. Hepiniz kulağınızı 4 diye 8 açın, beni iyi dinleyin. Açtınız mı? Açtınız. Okey, böyle bekleyin. Şimdi babacığım, dünyada tamam mı? Dünyada her şey bulaşıcıdır. Her şey bulaşıcıdır. Mesela bir kahve ortamına girersin, tamam mı? Bir alıştın baba, daha kopamazsın. Kumara gidersin baba, bir alıştın mı daha bırakamazsın. Fuhşa alışırsın işte, karı kız ayağına bir alıştın daha bulamazsın vesaire vesaire. Yani demek istediğim, insanoğlu tamam mı? Girdiği kaba uyan bir su gibidir, tamam mı? Nereye gidersen alışırsın baba, çıkamazsın. İşte karı kız ortamı da, ibnelik ortamı da aynen böyledir. Bir girersin abicim, bir daha çıkamazsın. Bir bakarsın ne olmuşum biliyor musun? Aha böyle bir şey olmuşum. Ben size söyleyeyim yani. Götelden gider. Zaman kötü, kollamak lazım götü. Ben size söyleyeyim baba. Sonra vay ben duymadım, vay ben bilmedim falan filan demeyin. Bak bu abiniz size söyledi oğlum. O yüzden de benim size tavsiyem böyle İbne ortamlarına trans mıras falan filan aman abi. Aman baba uzak durun. Hatta size bir şey söyleyeyim mi? Mesela bugünün şeylerine, translarına tamam mı? Gidin. %99 aynı şeyi söyleyecektir. Birkaç tane röportajda izlemiştim. %99 aynı şeyi söyleyecektir. Adamlar diyor tamam mı? Kadınlar ne diyor biliyor musun? İşte transfer neyse tamam mı? Diyor, gelenlerin diyor %99'u kendini düzdürmek için geliyor diyor. Namusuma dinime ye. Harbiden öyle. Abi insan şeytana düşersin. Ne bileyim boşluğa düşersin falan filan. O yüzden de babacığım ne şeytana gör ne kulu Allah hiç gereği yok. Yani bu kadar net. Hatta bir tane benden ozanlar salona mı geliyordu? Dur bir düşüneyim. Yanılmıyorsam salona geliyor diye. Salona gelenin bir arkadaşı mıydı veyahut da tezgahtan mıydı bilmiyorum da. Çocuk gene işte böyle geliyordu, bana yavşıyordu falan. Yani şey değildim. Sadece böyle merhaba merhaba. Normal muhabbet yani. İlişki yoktu. Dedi geçenlerde dedi işte 3-4 tane böyle adam beni aradı işte, tamam mı, işte bunu güya götürmüşler yemeğe falan filan. Sonra diyor işte gittik içtik miştik falan filan, işte şudur budur cigaradır var, bunların kafası güdüz olunca sapıttılar amına koyayım. Sonra diyor onlar bunu yapacağına bu onların hepsini üzmüş. Arif'imin adı dedi, namusuma dinime dedi. Dördünden sikmiş oğlum. Ama lan oğlumun delisi. Lan baba memleket harbiden gidişatı gidiyor. O yüzden de oğlum bak ben size söylüyorum. Gidersiniz amına koyayım, bir boşluğa düşerseniz bir çıkarsınız size kaymışlar. Hiç hatırlamazsınız, sarhoştum hatırlamıyorum var ya. Pozisyona düşersiniz ama göt böyle olur. Bir kere yediniz mi daha duramazsınız. Ben size söyleyeyim baba. Yani bu böyle bir şey. O yüzden de benden size bir abi tavsiyesi, bu tür ortamlardan uzak durun. Böyle giymiş, yok aktifmiş, yok pasifmiş, sikerim APS'ini de pasif. Hepsinin namına koyayım. Hiç umurumda bile değil, sizin de umurunuzda olmasın abi. Aman yanımsınız uzak baba. Okey. Ne? Neler gördük neler. Tertemiz adam travesti oldu lan. Ananı bacını sikim dünya senin. Vay dünya vay vay vay. O adama harbi üzülmüştüm lan. Vallahi billahi. Şu an var ya mesela onu gördüğümde aklıma ne geliyor biliyor musunuz? Tam benim böyle formumdaki yıllar, böyle tam böyle işte fiziğimin, bakımının falan filan, işte tam böyle klasın, böyle caddede yürüyorum, herkes bana bakıyor, herkesin hayaliyim falan filan. Kızları bırak, erkekler de yani böyle idol gözüyle bakıyorlardı bana, tamam mı? Tam o yıllarımı hatırlatıyor bana, formumdaki yıllarımı hatırlatıyor. Şu anda o adamı, hatta dur buradan bir duyuru da yapayım, tamam mı? Dur buradan bir duyuru da yapayım da. O adamı gördüğümde aklıma o yıllarım geliyor. O güzel yıllarım geliyor. Ondan dolayı da onu şu anda görsem, normal isterse bir trans olsun, normal isterse mesela düzelmiş olsun, eski haline dönsün falan filan, hiç fark etmez. Oturur mesela böyle biraz dertleşirim yani, böyle eski günlerimi hatırlatırım falan filan, böyle seviyorum biliyor musun eskiyi mesela. Klasik bir insanım mesela. Ben eskiye harbiden takıntılı bir insanım yani. Kötü şeylere de kafam takılır, iyi şeylere de kafam takılır. O yüzden de isterdim böyle. Ne bileyim o çocuğa denk gelmesini falan. Çocuk dediğim o zamanlar ben kaç yaşındaydım? Ben çocuktum. 17, 18 falan filandım. O 25 falan vardı. Tip olarak kime benziyordu? Buradan söylersen belki bir ihtimal videolarımı izliyordur. Belki şu an İzmir'dedir. Belki İstanbul'dadır. Ne bileyim bir yerlerde de, tip olarak kime benziyordu biliyor musunuz? Zayıf, uzun boyluydu. Hafif böyle kamburdu, tamam mı? Tam böyle düz değildi. Böyle eğik yürüyordu, tamam mı? Murat Başaran mıydı? Bir tane şarkıcı vardı. Aynen. Murat Başaran diye bir tane sanatçı var, tamam mı? Onun tıpatıp hemen hemen ikisi diyebilirim. Onun biraz daha zayıf halini düşün böyle. Tıpatıp ikizi diyebilirim. Baya baya benziyordu. O yüzden de eğer bu videoyu izliyorsa kendisi, tamam mı? Bana Face'ten olur, Instagram'dan olur. Bir yerlerde de şey yaparsa böyle biraz muhabbet ederiz biliyor musun? Vallahi üzüldüm o çocuğa ya. Derece yapardı yani. Abi. Best Modula girseydi harbiden de ilk 5 yapardı. Yani demek istediğim hayat böyledir abi. Her şeye merak sarmayın, her şeye heves sarmayın. Gençler onu kaybettik bari sizi kaybetmeyek. Baba bu videoların hepsinin iyilikleriniz için. Anlatabiliyor muyum? Baba baba baba. O yüzden de
Dikkate alın. Kafanızın bir köşesine kaydedin. Boşluğa düşmeyin baba. Götü kaybetmeyin. Benden size söylemesi. Okey, okey, okey. Diyelim ki mesela aktifsiniz değil mi? Örnek veriyorum. Kendinizde eminsiniz aman akın, tamam mı? Neyse baba, girersiniz bir iki defa ilişkiye. Bir yerden sonra ne olur biliyor musunuz? Merak sararsınız, boşluğa düşersiniz. Öbürüne dalgaya mesela heves sararsınız. Ne oldu baba? Sen de kaydın gittin. O yüzden de bu tür işler bulaşıcı. Benim tanıdığım bir tane de sapık vardı, sapık. Bildiğin sapık amına koyayım. Tamam işte aktif, tamam mı? Buna dedim ki ne oğlum bak bu işler bulaşıcıdır. Bana bir şey olmaz falan filan dedi. Namusuma dinme, o da götü oldu. Olayım ne oldu amına koyayım en son. O yüzden de oğlum bak bunların hepsi size var ya. Ya biz sokaklarda var ya. Abi sokaklar insana var ya, her şeyi üretiyor ya. Namusuma dinme ya. Vay dünya, vay vay dünya. Bir tane de yaşlı ibne vardı, tamam mı? O zamanlar geliyordu işte, tamam mı? Bana yavşıyordu mavşıyordu ama şöyle söyleyeyim size, yaşlıydı diye mesela sonuçta mesela ben reddettiğim için fazla üstüme gelmiyordu mesela, anladın mı? Abi şimdi diyeceksiniz ki bunların hepsi seni mi buldu? Herkesi buluyor amına koyayım. Bir, ikincisi şöyle bir şey söyleyeyim. En işlek caddedesin. Mesela Taksim'de bir caddedesin. Taksim İstiklal'de mesela bir caddedesin, tamam mı? Örnek veriyorum size 2003'lü yıllar, 2002'li yıllar. Bundan 20 sene önce. 20 sene önce yani şöyle söyleyeyim size. Yoldan geçenlerin boy ortalaması mesela 1.70 ile 1.75 arasıydı. 1.80'lik adam böyle çok nadir çıkardı. Çok nadir çıktığı zamanlarda 1.80'liğimle çok nadir çıktığı zamanlarda ben 1.90'a yakın boyum vardı ve vücutluydu. Yani direktmen dikkat çekiyordum. Anlatabiliyor muyum? O yoldan da günde 1.000 tane insan geçiyorsa direktmen sen bayrak gibi göze çarpıyorsun. Anladın mı? O ondan dolayı da mesela sadece bunlar değil, kızlardan da yavşan çok oluyordu. Onları da aklıma geldikçe anlatacağım. Sadece kızlar değil, dediğim şekilde arada bir bunlar da oluyordu. Yani bundan dolayı diyorum. Yoksa şimdi bazı salaklar demesin yani tane tanımadı geldi. Amına kodumun çocuğu benim yerimde denk gelse senin sana da denk gelirdi amına kodum. Sen ben değilsin ki yarra mı kalır. Her neyse baba. O zamanlar bir de işte best model veya da vücut geliştirme işte hayalleri falan peşinde değindim, tamam mı? Vücuda ara vermiştim. Vücudumda tüyler çıkmaya başlamıştı işte, tamam mı? Bu adam geldi. İşte bundan bilgi almaya çalışıyorum. O zamanlar kafama takılmış işte bu vücuttaki tüylerden nasıl kurtulun falan filan. Bu o zamanlar dedi ki bir tane işte iğne var işte bu transların yaptığı falan filan işte. Tamam mı? Onu vuruyorsun dedi işte vücuttaki tüyler dökülüyor. Bunun dedim bir fikrini alayım. Hani bu tecrübeli ya, yaşlı ya, 50 yaşlarında 50, 55 de olabilir. Tam bilmiyorum da. Neyse dedim böyle böyle bir iğne var dedi, sakın ha sakın bulaşma işte. Ben dedim ki birinden bilgi almıştım. Kimden bilgi almıştım? Dur bakayım. Yanmıyorsam. Bizim orada bir park vardı. Aynen, parkta gezmeye gitmiştik. Bir tane ibne gene böyle yol kenarında filandı. Bunu çağırdım işte. Biraz muhabbet ettik. Dedim böyle böyle bir şey var. Dedim ben sporcuyum işte. Vücudumdaki tüylerden kurtulmak istiyorum. Siz dedim bu tüylerden nasıl kurtuluyorsunuz yani. Kökten dedim kurtulmak istiyorum. Her gün makineyle şunla bununla uğraşmak istemiyorum falan filan, tamam mı? O da söylemişti bana. Dedim işte böyle böyle bir iğne var. Onu vuruyoruz dedi işte. Dökülüyor bir daha çıkmıyor. Ama dedi o iğnenin yan etkiler var. Dedim nedir yan etkiler? Dedi işte sesini inceltir işte. Kadınlar gibi memelerini çıkar bilmem ne falan filan, tamam mı? Fazla bir sohbet etmedim. Ondan sonra ayrıldım. Hani birileri görürse yanlış anlar diye. Sonra gittim kendi kendime. Hani biz şeyiz ya, maceracıyız ya. Bir de kendimize güveniyoruz yani. Erkeğiz ya amına koyayım, tamam mı? Lan dedim amına koyayım benim sesim zaten boru gibi amına koyayım. Çok çok biraz daha incelir. Orta seviyeye gelir. O da normal amına koyayım. Göğüs sarkması dediğin bayanlar gibi falan filan. Zaten spor yapıyorum amına koyayım. Böyle bir ihtimal yok. Ben bu iğneyi en iyisi yapayım. Yani böyle %90 kafaya koymuşum. Hani vücutta tüylerden o kadar ki nefret ediyorum. Sevmiyorum yani, anladın mı? Neyse o esnada bu bıyıklı dediğim yaşlı adam geldi işte, tamam mı? Buna dedim ki işte böyle böyle adam dedi ki sakın bulaşma. E dedim böyle böyle bir durum var işte ben sporcuyum şunu yaparım bunu yaparım falan dedi. Kadınlaşırsın. Vücut dedi hormonlarına hükmediyor. Ya dedim benim kendimden şüphem yok. %100 saf kan bildiğim bile kadınsız saf erkeğim yani dedim. Bana bir şey olmaz dedim. Hiç dedi onunla alakası yok dedi. Hormonlarına hükmederler dedi. Senin östrojen seviyesi yani şey östrojen iğnesi. Daha sonradan araştırdım öğrendim, tamam mı? Kadınlık hormonu yani. Bildiğin kadınlık hormonu, anladın mı? Yani sen istesen de istemesen de abicim babayı yersin. Çünkü YouTube'a yazın mesela, örnek veriyorum. 30 gün mü, 60 gün mü, 6 ay mı, her neyse işte östrojen vurulan erkeğin değişimi yazın çıkar zaten direktmen. Yani senin elindeki bir şey değil. Yani öyle bir adamın da bana faydası olmuş oldu. O adamın yerinde başka biri denk gelseydi veyahut da gidip böyle örnek veriyorum sana. Seni saptıracak mesela şimdiki PT veren gerizekalılar var ya, vücudun V'sinden anladıkları yok. Parayı ver amına koyayım ne istiyorsan sana tamam derler, anladın mı? Yani bunlardan bile delikanlıymış adamlar, o kadar da söyleyeyim size. Allah'tan ki öyle bir tane gevşeye denk gelmedik şimdiki salaklar gibi. Tamam derdi, vur derdi, kurtulursun ne olacak, zaten spor yapıyorsun bir şey olmaz, sesinde bir şey olmaz falan filan. Allah da gittin gittin işte. Niye? O yüzden de Allah, tamam mı, İbne de olsa, şu da olsa, bu da olsa, Allah dürüst insanlarla karşılaştırmayı nasip etsin baba yani.
Ay vay dünya vay, neler yaşamışız neler lan. Kısacık hayatta neler yaşamışız. Ahmet abi diyor ya, kısacık konuklukta deprem kargaşasında yaşadım birkaç bin yıl, acılara tutunarak. Acı çekmek özgürlükse özgürüz ikimiz de. Acılardan arta kalan işte bu bakışlarmış. Sevmek diye bir şey varmış, sevmek diye bir şey yokmuş. Acı çektim günlerce, acı çektim susarak. Kısacık konuklukta deprem kargaşasında yaşadım birkaç bin yıl, acılara tutunarak. Acı çekmek özgürlükse özgürüz ikimiz de. Acılardan arta kalan işte bu bakışlarmış. Sevmek diye bir şey varmış, sevmek diye bir şey yokmuş. Parçanın müziği çok güzel. Bu parçanın müziği hangi parça andırıyor biliyor musun? Yanılmıyorsam oraya da biraz kayıyor. Böyle sanki Ahmet abi de oradan kopya çekmiş gibi bir şey var yani. Böyle bir izlenim var. Yazık oldu yarınlara İlhan İrem'in. O parçanın da müziği çok güzel. Aynı buna yakın. O parçanın da müziğini söyleyeyim. La 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 la. Hatırlar mısın bilmem, yıllar geçti üstünden. Yağmurlu bir akşamdı, söyledim sevgimi ben. Belki yağmurdu bilmem, süzülen gözlerinden. Utanmış kızarmıştı, kızmıştım gözlerinden. Yarınlar, yarınlar bizim demiştik. Yarınlar, yarınlar bizim demiştik. Yazık oldu yarınlara, avunurum anılarla. Hani nerede ümitlerin? Hepsi sanki bir rüya. Hani biz bir bütündük, su ile toprak gibi döküldük, dile düştük, bir solmuş yaprak gibi. Tanrı'dan dileğim bu, sevenler, sevilenler, yarını bekleyenler olmasın bizim gibi. Vay be, parçaya bakar mısın ya? Ulan eski parçaların hepsi kraldı be. Düşünsenize, bu adam popçu amına koyayım, parçanın sözlerine bak. Diyor ki, dur, parçanın sözleri.
Yazık oldu yarınlara, avunurum anılarla. Heh, hani biz bir bütündük diyor, su ile toprak gibi döküldük, dile düştük, bir solmuş yaprak gibi, yaprak gibi. Tanrı'dan dileğim bu, sevenler, sevilenler, yarını bekleyenler olmasın bizim gibi. Vay be, adam diyor yani biz ayrıldık, biz mutluluğa erişemedik, bari başkaları olmasın diyor. Lan baba, eski adamlar bir başkaydı ya, vallahi billahi ya. 90'lardan sonra abi bitti, her şey bitti. Sanat da bitti. Her şey de bitti ama ne yapayım. 90'lardan evvel popçuların bile var ya delikanlı parçaları vardı. Şimdikilere bakıyorsun, sahnede götünü açanlar, bilmem soyunanlar, erkeği cins ya fark etmiyor ha. İbne çıkıyor amına koyayım götünü başına açıyor. Kız mı? Kimin kız kimin erkek olduğu belli değil. Kimin ne yaptığı belli değil. Ya bildiğin amına koyayım var ya boktan bir ortam ya. İçine ettiler her şeyin amına koyayım ya. Yani ne varsa 90'lardan önce vardı baba. Bazen düşünüyorum biz avantajlı bir nesildik, o yılları yaşadık. Ama bazen de düşünüyorum çok yokluk vardı be baba. Yani. Yani artısıyla eksisiyle baba baya baya bir şeyler yaşamışız dedim ya. Kısacık hayatta neler yaşamışız neler baba. Bak videoya nereden başladık, nerelere gittik. Yani. İşte yaşanmışlıklar öyledir. Yetenek böyledir. Mesela bazı insanlara bakarsın, örnek veriyorum size. Kanal kapatma olayından misal vereyim, tamam mı? Örnek veriyorum size. Adamın hiçbir yeteneği yoktur, tamam mı? Hiçbir vasfı yoktur. Yetenek yok, tip yok, şekil yok, karizma yok. Hiçbir yer RAM yok, bilgi yok, bir şey yok, tamam mı? İşi gücü amına koyayım, tripodunu alıp başkalarına saksı çekmek, başkalarının götünü yalamak falan filan, tamam mı? Onlardan dolayı kaptığı böyle birkaç kır şeyle primle işte böyle biraz yol kat eder ya. Heh, işte o adamların kanalı kapansa yarrağı yedi amına koyayım. Ağlar, zırlar, kafa yer intihar eder amına koyayım. Gerek tripodçu olsun, gerek işte kamyoncunun yanındaki o yalama olsun, tamam mı? Bu tipler bu tipler. Anladın mı? O tipler bu tiplerde. Ama şöyle bir şey var. Kanalı kapandıktan sonra amına koyumlar kapa yer niye? Düşünsen amına koyum kendi kendine düşünecek lan o kadar sakso boşa gitti o kadar göt yalanma boşa gitti. Şimdi işin yok amına koyum bir daha mikrofon haline bir daha tripod haline o kadar insanın götünü yalla amına koyum o kadar sakso çek amına koyum o kadar eziklik yap vesaire vesaire anlatabiliyor muyum? Yani ne olur fıttırır amına koyum ama söz konusu biz olunca sikimizin kılında bile değil. Niye? Çünkü abi adamda yetenek var ya. Adamda yetenek var. Birinci kanal kapandı, ikide kapanmış, ikincide daha prof oldu. İkinci mi kanaldı? Yarrağıma kadar ikide kapandı, üçte daha kral oldum. Yani şu anki videolarıma dikkat ederseniz benim birçok YouTuber'dan bir de şöyle bir farkım var. Tamam o deminki ezikleri falan zaten saymıyorum. Onlara ibret olsun diye anlattım, tamam mı? Normal YouTuber'lara bakarsın, tamam iyi içerik üretenlere, onlarla bir anda trilyonlarca fark var. Mesela adamlar eskiden öyle 3-5 tane işte güzel videosu vardır. Ondan sonra mesela mallaşmıştır falan filan. Ama bu kralın videolarına bakıyorsun. Adamın her videosu bir öncekinden daha bomba ya. Her çektiğim videoda diyorum çektiğim en iyi video Allah'ın izniyle, bir bakıyorsun bir sonraki videoda ondan da daha güzel çektik. Yani adamın her videosu var ya kral ya baba ya. Böyle gözünü kapat amına koyayım, tamam mı? Böyle mouse'u götür istediğini tıkla. Arkana yaslan dinle lan kralı. Yani hiç ummadığın yerlere seni alıp götürüyor resmen ya. Hiç ummadığın bilgiler sana aktarıyor. Hiç ummadığın yerlere götürüyor. Huzur veriyor. Endorfin salgılıyor vesaire vesaire. Adam baba ya. E böyle bir kralın umrunda olur mu kanal kapanması? Yani okey. Bundan da tüm israflara duyurumdur. Götünüzü ananızın deliğini boşuna yırtmayın oğlum. Yazık günah lan. Yazık günah. Ola sizin ananızın deliğini oluyor ha. Ha 7 kanal aşırı ne oldu? Yine aynı şekilde. Eskisi de 1000 izlenmeydi mesela, tamam mı? Ortalamaydı. Ha yine aynı. 15 günde amına koyayım toparladım. Ne oldu? Olan zavallı kadıncağızın anal deliği ne oldu? Yırtıldı gitti kadıncağız. Hadi şimdi işin yok. Götürdük iş attır amına koyayım. Yani. Bu açtığınız bütün çaba boşa gitti. Yazık günah değil mi o kadıncağız oğlum? Yazık günah değil mi sizin deliğinize? Yarın öbür gün travesti olacaksınız. Otobana düşeceksiniz. Belki yarınız intihar edecek amına koyayım. Ya böyle bir şey yok ya. Ya biz uyarmaktan bıktık. Bunlar orospu çocukluğu yapmaktan bıkmadı ya. Acıyanın amına koyayım. Vallahi billahi. Kadar. Okey. Son olarak aslanlarıma da duyurum şudur. Dünyada bütün iyi insanlar, bütün dürüst insanlar aslanlarımızdır. Bizim şirketimizin elemanlarıdır. Serengeti Ovası'nın elemanlarıdır. Hepsine tavsiyem bu. Çevrenizde olur, okulda olur, mahallede olur, sosyal medyada olur. Herhangi bir gruba da gitsin. Gitmişim bir WhatsApp grubuna veyahut da bir Facebook grubuna veyahut da Instagram grubuna. Orospu çocukluğu sezdiğin an abi çiziyi çek. Direkt çiziyi çek. Amına koyayım onların o parazitler kim sana bir fayda sağlamak için. Direkt çiziyi çekin. Yeryüzünde etrafınızda hiçbir şekilde bakteri barındırmayın. Huzurun yolu budur babalar. Bugünkü hayat okulumuzun da sonuna geldik. Bir sonraki çekimde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.